Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan Başbakanı Sedan Belikyan'ın Sevr Antlaşması'nın 102. yıl dönümüne adanmış makalesini sizlere sunuyoruz. 102 yıl önce 10 Ağustos 1920'de Paris'in bir banliyosu olan Sevr'de Türkiye Saltanat Hükümeti ile 1914-1918 Dünya Savaşı'ndan galip gelen müttefikleri arasında Sevr Antlaşması imzalandı. Sözleşmeyi Ermenistan Cumhuriyeti adına Avedis Aharonyan imzaladı. O ve Batı Ermenilerinin temsilcisi ve ulusal delegasyonunun başkanı Boğuz Nubar Paşa, başlıca müttefik devletlerle ulusal azınlıkların hakları, diplomatik ve ticari ilişkiler konusunda ek bir anlaşmalar imzaladılar. Uluslararası hukuk açısından antlaşmaya taraf olan Ermenistan Cumhuriyeti, antlaşmayı imzalayan tüm devletler tarafından hukuken tanındı. Antlaşma 1916'da imzalanan Sykes-Picot Antlaşması'na ve 1920 San Remo Konferansı kararlarına dayanıyordu. Şimdi biraz Sykes-Picot Antlaşması'na değinmeme izin verin. Bahsettiğim gibi 1916'da devam eden savaş sırasında imzalandı. Birinci Dünya Savaşı'nın yeni bir dünya düzenini başlatması gerekiyordu. Hala 1915'te İngiltere, Fransa ve Rusya arasındaki gizli görüşmeler sırasında bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma ile Rusya'nın Karadeniz boğazlarının kontrolünü ele geçirmesi sağlanıyor. Bunun yerine diğer iki devletin Arap ülkeleri üzerindeki iddialarını tanımayı taahhüt ediyordu. Ancak İngiltere ve Fransa arasındaki çelişki ve 1916 Rus ordusunun Kafkas cephesindeki başarıları İngiliz-Fransız müzakereleri için yeni bir yön belirledi ve 16 Mayıs 1916'da Sykes-Picot Antlaşması imzalandı. Sykes-Picot Antlaşması'nın içeriği Kasım 1917'de metni Lenin'in emriyle yayınlandığında belli oldu. Antlaşma İngiltere lehine değiştirilerek 1920'de İttilaf Yüksek Konseyi'nin San Remo Konferansı'nın antlaşmanın temelinde yer aldı. 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Antlaşması 91 bölüm ve 433 maddeden oluşuyordu. Ermeni bölümü 88-93. Maddelerini kapsıyordu. Türkiye, Ermenistan'ı özgür, bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanıdı. Türkiye ve Ermenistan, Karin Erzurum, Trabzon, Van ve Bağış vilayetlerini içine alan sınır çizilmesini Amerika Birleşik Devletleri'nin kararına bırakmayı ve Ermenistan'a deniz erişiminin verilmesiyle Osmanlı topraklarının askerisizleştirilmesi de dahil olmak üzere tüm karar ve önerilerini kabul ettiler. Gürcistan ve Azerbaycan ile olan sınırlar bu devletlerle doğrudan müzakereler yoluyla belirlenecekti. Azerbaycan bu süreci başlattı. Ancak Gürcistan hala sessiz ve kendi adına böyle bir adımın Cavahk'ın kurtuluşu için bir mücadeleye dönüşmesinden korkarak Azerbaycan'ın nihai sonuçlarını bekliyor. Sevr Antlaşması'na göre 1915'te Osmanlı İmparatorluğu'nun terk edilmiş mülkler hakkındaki kanun yasa dışı ilan edildi. Ancak yurttaşlarımız nedense bunu uygulamıyor. Yani mülkiyet haklarının iadesini talep etmiyorlar ve bir önceki konuşmamda da belirttiğim gibi bu konuyu vatandaşlarının haklarının ihlali ve restorasyonuyla ilgilenen bir güce sahip olan Batı Ermenistan hükümetine başvurabilirler. Anlaşmaya göre Türkiye'de kalan azınlıkların korunması, yaşam ve özgürlük hakkı ve kanuna karşı eşitlik Batı Ermenistan hükümeti tarafından sağlanmalıdır. İşte bu nedenle Türkiye, yerli Ermeni milletini dini bir azınlık olarak sunmaya çalışıyor ve maalesef bunu Ateşyan ve geçen sefer bahsettiğim Kilikya Katolikosu 1. Aram aracılığıyla yapıyor. Bildiğimiz gibi Sevr Antlaşması, padişahın yetkilerini vezire devretmesiyle Osmanlı Türk hükümetinin sadrazamı onayladı. Bu onay, Türkiye'nin Osmanlı mirasından vazgeçmesinin ve kendisini Atatürk'ün yarattığı bir devlet ilan etmesinin temeliydi. Bu durumda şu soru ortaya çıkıyor. Sevr'i imzalayan ve bu imzalardan vazgeçmeyen devletler neden sessiz? Türkiye, Osmanlı İmparatorluğu değilse hangi hukuki zemine göre Batı Ermenistan'ın sahibidir? Türkiye devletinin toprakları
nelerdir ve nasıl bir tarihsel jeopolitik birimdir? Bu Türkiye'yi rahat bırakmayan meseledir ve karşılaştığı sorunları Rusya'yı kullanarak Azerbaycan vasıtasıyla çözme telaşındadır. Birinci Artsakh Kurtuluş Savaşı, Türkiye'nin planlarını 30 yıl geciktirdi. Ancak aynı zamanda yeni jeopolitik durumu ve bu bağlamdaki fırsatlarını anlaması için de zaman vermiş oldu. Rusya'nın Suriye ve diğer Sovyet devletlerine yönelik hırsları, Türkiye'nin yeni oluşturulan durumu Azerbaycan üzerinden kullanmasına izin vermiş ve Rusya'nın ve tüm dünyanın sessizliğiyle 44 gün savaşını ve Ermeni birliklerinin Artsakh'tan çekilmesini tetikledi. Ukrayna örneğinde gördüğümüz gibi yeni bir dünya savaşı tehlikesini getirecek yeni bir durum yaratılıyor. Şimdi söz sadece Sevr'den zaman zaman söz eden, Sevr Antlaşması'nı imzalayan devletlere değil, tüm Ermeni halkına ve özellikle Sevr'den önce bağımsız bir devlet olarak var olan Batı Ermenistan Cumhuriyeti'ne aittir. Doğu Ermenistan, Artsakh, Nakhçıvan, Cavah ve Kilikya'da dahil olmak üzere tüm Ermeni topraklarında Ermenistan devletinin bütünselliği Sevr Antlaşması'ndan önce zaten var olmuştu. Kilikya'nın bağımsızlığının 102. yıl dönümüne adanan bir önceki konuşmamda Fransa'nın kendi çıkarlarını gözeterek Kilikya'yı Türkiye'ye devrettiğini belirttim. Ama gördüğümüz gibi Fransa yaptığı hatadan çok pişman oldu. Bugün sessiz kalan ve Türkiye'nin savaşan politikasını zımni rızalarıyla destekleyen diğer tüm ülkeler de bundan pişmanlık duyacaktır. Türkiye'nin Ermenistan Cumhuriyeti ile doğrudan bir askeri çatışmadan korktuğu, 20 milyondan fazla yerli Ermeninin Batı Ermenistan'daki ana Ermeni topraklarında yaşadığını ve ana vatanlarını ve orada yaşama haklarını savunma fırsatını kaçırmayacaklarının farkında olduğu doğrudur. Bugün Ermenistan, Büyük İpek Yolu ülkelerini Doğu ve Batı'yı ilgilendiren önemli bir jeopolitik faktördür. Sevgili yurttaşlar, konuşmamı bitirirken hepinize hitap etmek istiyorum. Umutsuzluğa kapılmayın ve umudumuzu başkalarına bağlamaya hakkımız yok. Bu yüzden 24 Haziran 2014'te Batı Ermenistan Cumhuriyeti Sevr Antlaşması'nı onayladı. Ülkemizin efendisi biziz ve geleceğine ne pahasına olursa olsun karar vermeliyiz. Böylece başımız dik ve birlik içinde yeni durumlara hazır ve Sevr Antlaşması'nı uygulayabilecek durumdayız. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan Başbakanı Seda Melikyan'ın Sevr Antlaşması'nın 102. yıl dönümü adlı makalesini sizlere sunduk.